Katarakt, göze perde inmesi diye tanımlanır. Bu yaşlılarda olan bir sorun diye bilinir ama pek öyle değil. Her yaşın sorunu, tek çare var, ameliyat. Her yaşta görülebilen bir hastalıktır. Göze perde inmesi şeklinde tanımlanan katarakt hastalığı artık 7'den 70'e birçok kişide görülebiliyor. Katarak, gözümüzün içerisinde görmemizi sağlayan gözün doğal merceğinin zamanla yapısının bozulmasıdır. Genellikle 60 yaşın üzerinde görmenin zamanla bozulmasıyla giden, sanki bir tül perdenin arkasından bakıyormuş gibi görmemize sebep olan bir durumdur. Göz hastalıkları uzmanı Doktor Hakan Özkan, artık her yaş grubunda oluşabilen hastalığın birçok nedeni olabileceğinin altını çizdi. Her yaşta ortaya çıkabilir. Bir bebek doğumsal olarak katarakla doğabilir. Genel bilinenin aksine illaki yaşlılarda olacak diye bir şart yoktur. Bir travmaya da bağlı olarak katarak gözümüzde gelişebilir. Kullandığımız ilaçlara bağlı olarak gözümüzde katarak gelişebilir. Ya da bazı sistemik hastalıklarla birlikte de gene katarak gelişimi görülebilir. Bununla birlikte katarakt hastalığının gözlükle ya da ilaçla tedavisi mümkün değil. Kataraktın gözlükle ya da ilaçla herhangi bir çözümü yoktur. Ancak eskiden kesi ve dikişle yapılan katarakt operasyonları gelişen teknoloji sayesinde şimdi lazerle kolaylıkla tedavi edilebiliyor. Eskiden katarak ameliyatları dikişli yöntemlerle yapılıyordu. Fakat son teknoloji artık lazerle katarak ameliyatı yapıyoruz. Ameliyat oldukça kısa süre devam ediyor ve ameliyattan sonra hastalarımızı genellikle taburcu ediyoruz. 2. el araçta yıl sonu hareketliliği var. Dikkat çekici bir durum. Araçlarını satmak isteyenler piyasadaki durgunluğun son bulduğunu belirtiyorlar. Galericiler de uyarıyor, fiyatlar artacak. İkinci el piyasasında son 2-3 haftadır bir hareketlenme oldu. Bunun öncesinde bir durgunluk vardı. 2 aydır oturuyorduk, hiç telefon bile çalmıyordu. Deyim yerindeyse 2 aylık sessizlik yerini fırtınaya bıraktı. Son 10 gündür bayağı hareketlendi, bayağı talep var. İkinci elde bayağı bir hareketlilik var. 2022 yılının son günlerine yaklaşırken ikinci el otomobil piyasası hareketlendi. Yavaş yavaş başladı telefonlar çalmaya. İnsanlar da tabii şimdi yeni yıla girmeden, arabalar zamlanmadan araçlarını almak istiyorlar. Birkaç aydır stabil olan ikinci el araç satışında %40 artış gözlendi. Talep nedeniyle de araçların fiyatı son günlerde yükseldi. Galericiler 2023'te de fiyatların artacağı görüşünde. 2023 yılında beklentiler yine fiyatlar yükselecek yönünde. Öyle görünüyor. Dolayısıyla şu anda fiyatlarda %5-6 civarında yine bir artış oldu. Oluyor.